hep şaka maka bitirdik ilk yarıyı ya 2024'ü. Evet. Kaldı ki göz açıp kapayana kadar geçti. Ya ben bu masalarda çok söyledim. Bu seneler çok hızlı geçecek. 2026'ya kadar böyleyiz ama. Böyle ahir zaman gibi. Günler, aylar, günler, mevsimlerse gün gibi geçecek gibi böyle iddialarım vardı. Yani biz burada 26'ya kadar bu hızla, tempoyla gidiyoruz. 26'da geçmeyecek mi böyle? Sıkılacak 26'da mıyız? Bir tık yavaşlayacağız. 2007'yi hatırlar mısın? 2006-2007 böyle hepimiz hatırlayalım. Oradaki böyle sakinlik, bir dinginlik olacak. Dünya için konuşuyorum ama tabii. Yani burada yaşımız ne olursa olsun, burcumuz ne olursa olsun. 2006-2007'lerdeki gibi böyle sabah olduğunu, akşam olduğunu, ay başı olduğunu, işte bayram olduğunu, yaz olduğunu, ilkbahar olduğunu hissedeceğiz. Buradan kıştan hemen yaza geçiyoruz. Yazdan mevsimler de yedi birbirini. İşte bu hız böyle gidiyor. Bunun sebebi aslında Neptün. Boyu devrilesice. Devrilebilir. Çünkü Neptün balıkta size 2012'lerde herkes çok güzel olacak diye anlatmıştı. Ben de böyle usul usul köşemde bekledim. Nasıl güzel olabilir ya demiştim. 2012'den 2026'ya kadar Neptün bizim hayatımızı sıkıştıracaktı. Dünyayı sıkıştıracaktı. Şu anda çok fena oldum. 2012'den 2026'ya kadar. Ama yaşadık çoğunu. Çoğunu bitirdik. Bitirdik mi? Yani şurada şurası 1,5 yıl kaldı. Herkes bir dişini sıkıştı. Hız bazında 1,5 yıl kaldı. Ama en azından bizim 2024'ü, 2023 gibi yıkıcı bir yıl yok önümüzde. 2024 kadar ağır, hantal, belirsiz, empatisiz bir sene yok. Bu sene aslında ben kitap yazmamın yegane sebebi bu senenin çok empatisizdi. Çok gaddar ve çok bir Nemrut bir seneydi bana göre. Ben de o yüzden dedim ki içim almıyor, yazmayacağım yaptım. Bu sene o yüzden kitapta yazmadım aslında. Bu sene bitecek ama senenin geneli hep böyle değil tabii. Yani siz örneğin retroda doğduysanız retrolara bu sene yarar. Gezegen geçişinde doğduysanız mesela 84'lüler, 1970'liler, 1956'lar aslında geçişte doğmuş insanlar olduğu için onlar da bu sene daha aslında pragmatik, daha keyifli geçirebilir. Ama çoğunluk biraz keyif almadı 24'ten. Ama şimdi mesela ikinci yarıya geldik ya. İlk yarıdan daha mı iyi? İlk yarıdan daha tabii temiz. İyi bir şey söyletmeye çalışıyorum. Evet tabii yani. Ben de daha tabii dönüp biliyorsun buradan. 2024 zaten retro ile başlamıştı. Ve dolayısıyla koç terazi tutulmalarıyla biraz gergin geçmişti. Böyle bir anda coşmuştuk, bir anda sakinlemiştik. O yüzden de benim için biraz daha dingin bir gökyüzü başlıyor. Ama yılın sonu yani 6 Aralık'tan sonra yine bir coşku var yukarıda. Mars geri gidecek. O da tabii ki daha devleri ilgilendiriyor. Orada artık en tepelerdekileri ilgilendiriyor. Ama bizim günlük hayatımızda da biraz birbirimize yine çalım atarız 6 Aralık'tan sonra. Ama bizim için neredeyse 16 Kasım'a kadar tatlı günler diyelim. Aa, iyi güzel. En azından bir paketi buldum sana. 16 Kasım'a kadar tatlı günler. Bu tatlı günlerde 16 Kasım'a kadar neyin kararını vermeli, neyin vermemeliyiz? Ağustos ayında Merkür gerilemesi var. Merkür kendi yönettiği burçta. Yani burası nasıl senin alanınsa, bu senin alanında istediğimizi yapamıyorsak o da istediğini yaptırabiliyor herkese. Merkür yüceldiği noktada geri gidecek. Biraz teknik bilgi vermiş oldum ama en azından hani bilgi çağındayız. Merkür geri giderken herkes istediğini yapabilir ama şu dört burç yapmamalı Ağustos'ta. 1-30 Ağustos kapalı olmalı. En azından kalem, kağıt ve imzayla. Başak, Yay, Balık ve İkizler. Diğerleri? Diğer. Başak, Yay, Balık, İkizler 4'ü 1 Ağustos'ta kapatıyor dükkanı, 30'una kadar kapalı. Bu da tabii dükkan varsa da tabii kapatmasın ama en azından kontrat, imza, anlaşma. Yani mesela ben örneğin bir Balık burcu veya Yay burcu olsam bir organizasyon, yani çocuğumun sünnetini, düğünümü, nikahımı bu tarihlere getirmem. Bu burçlardan biriysen. Tamam. Ama diğer konulardaysa bize de çok bir şey yapmıyor. Merkür sadece en fazla evin yaramaz çocuğudur yukarıda. İletişimi bozar, işte telefonumuzu bozar. O kadar yani bizim 1-30 Ağustos arasında dikkat ettiğimizde başka bir derdimiz yok. Peki diğer burçlar imza atabilir mi? Evet. Çünkü onlar bir şekilde zaten 2023'ün Ekim'inden bu yana bekliyorlar. 2023 Ekim'de itibaren gökyüzü bir atalete çöktü. Kararsızlığa çöktü. O yüzden de 2023'ün Ekim'inden bu yana herkes lütfen şöyle bir, lütfen bir kurcalasın. Doğum tarihiniz ne olursa olsun kolektif tarihti çünkü orası. Kolektif demek şöyle demek. Durdu, tren durdu demek. Hepimiz hangi burca sahip olursak olalım orada duruyor gökyüzü. Bizi ilerletmiyor. Hangi konumda, sektörde, meslekte olursak olalım. Beklemeye giriyoruz. Ve dolayısıyla da o
Bu şu demektir, bizim için günler Merkür'e geçiyor, bir böyle karışık bir dolunayımız var, onu arkada bırakmış olmaya başlayacağız hafif hafif. Hı-hı. Ondan sonrası zaten hızlanabiliriz. Hareket edecekler. İşte ilişkilerinde problem varsa örneğin bir yengeç burcunun daha net karar alacak. Oğlak burcu meslek değiştirmek istiyorsa daha hızlı hareket edecek. Örneğin bir kova burcu ilişkisinde nihai sonuca gelmek istiyorsa çok daha net hareket edecek. Hangi tarihten sonra bir daha söyleyelim? 16 sonra. Kasım'a tamam. kadar. Bütün burçları yollar seviyoruz. Açık. Yollar açık. Yollar lakin açık. Sadece şu dört burca diyoruz ki imza atacağınız şeyleri 1-30 Ağustos tarihlerine getirmeyin diyoruz. Merkür tamam. geri gidecek yüceldiği burçta. Okey mesela Koç'a bakarsak. Koç eskisi gibi yıkan döken değil, daha tatlı. Bazen tabii o hızı var, pratik o. Pratik bir burç olduğu için yanlış anlamaya meyilli, önümüzü açmaya meyilli. Ama bu Koç terazi tutulmaları onları geçtiğimiz Ekim'den bu yana çok tatlı toparladı bence. Hmm. Özellikle bu Nisan'da da bazı şeyleri düzenledi. Eski dosttan sıkıntı çıkmayacağını anladı, ilişkilerini doğru yerde götürdüğünü anladı. Eğer işten ayrılmadıysa ya da bir şeyleri toparladıysa onlara aferin diyoruz, alkışlıyoruz. Tamam. Koçlar öyle bu dönemde. Bu koçlar aslında bir yerde bu sene toplayarak başladılar. Çok çünkü iyi. Hakikaten yorgun düştüler. Özellikle Ekim, Aralık arasında, 2023 Ekim Aralık arasında aile, sağlık konuları, ilişkiler bayağı yoruldular. Yani bunların şeyinden geçtiler. Sen orada Onur'a bakıyorsun. Ben farkındayım. Onur'u düşündüğünü bile anlayabilecek kadar astrolojinin içine düşmüşüm galiba. Boğa burçlarında da herkesi düşünebiliriz. Boğa burçları 2019'dan beri üzülüyor aslında sevgili Aslı. Uranüs onların burcuna geçti, oturdu, ağırlık verdi. İşte 2022'yi ağlayarak ve yorularak başladılar. İki ilişkilerde çok zorlandılar. Aslında biraz onları bu sene özellikle de şu Mars bugünlerde Boğa'da. Boğa'dan çıkacak, onlar da biraz nefes almaya başlayacak. Aslında onlara son yılların onları büyüttüğünü fark edecek. Özellikle çocuk konularını, ergen çocukları varsa, çocukların eğitim konuları olan boğalar varsa onlar çok rahat edecek. Onlar nefes almaya başlayacak. Ve dolayısıyla da onların düşündüğü kadar büyük korkuların olmadığını anlayacak. O sabit fikrini, işte bu böyle olmalı, halleri biraz yumuşadı, esnedi. Sektör değiştirmeyi düşünen özellikle bir 90 kuşağından bir boğa burcu varsa onlar da artık evet ben sektör değiştirebilirim, başka bir sektöre geçebilirim inancı artacak. İkizlerse ikizler kazanıyor. İkizler her yerde kazanıyor. Öyle mi? İkizler her yerde kazanıyor. Hı-hı. Bu yıl kaybetme ihtimali yok. Çünkü şans gezegeni onların burcuna taşındı. 11 yıl aradan sonra Hı-hı. misafir etmeye başladılar. 26 Mayıs'ta ev sahipliği yapmaya başladılar. Ta ki gelecek 2025'in Mayıs ayına kadar da ev sahipliği yapacak. İşte ilişkimde problem var, borcum var, ekonomik durumum var, bir takım sıkıntılar yaşıyorum diyorsa hayat onlara bir şekilde havada karada kazandıracak. Lakin bizim şöyle bir gökyüzü olayımız var. Birini geçirdik zaten. 22 Haziran'da, 21 Temmuz'da, önümüzdeki 21 Temmuz'da da iki tane dolunayımız var. Bu da böyle küsçülük oynamak. Yani 22 Haziran'daki bitti. Bitti, şimdi onu geçtik. 22 Temmuz'dakine 22 Temmuz'dakine konuşuyoruz. Buralarda sadece WhatsApp'larda birbirimize trip atarız, sitem ederiz. Geldin, gittin, beni çağırmadın, o kadar. Hmm. Hani bugünlerde de hani dünya yıkılıp dökülmüyor. Dolayısıyla oradan bakalım lütfen derim. Tabii ki 22 Temmuz'daki de yengeç ve oğlak dikkat etsin. Hı hı. Yani bir eğer burcunuz yengeçse, eğer burcunuz oğlaksa, eğer şirketiniz yengeçse, eğer şirketiniz oğlaksa lütfen 22 Temmuz haftasında birazcık alıngan olmayın diye hı. uyarıda bulunduk. Tamam. Ama genel anlamda ikizler burcunun özellikle bekarlarına ilişki veriyor. Özellikle daha önce boşanmışsa, hayatıma hiç kimseyi almayacağım, ben bekar kalacağım diyen bir ikizler burcuysa öyle yanma yok diyor gökyüzü onlara. Özellikle de 2025 Mayıs'ına kadar onların hayatını bir şekilde yüceltmeyi düşünüyor. Eğer bugün bir ikizler burcu siyasete girsin kazanır. O kadar da gökyüzü ona yürü yağ kulun modunu artık hem Satürn balık fazından hem Neptün'ün son derecelerinden baktığımızda ikizlerde bir yürü yağ kulun meselesi olduğunu sanırım çözümledik diye düşünüyorum. Gençler zaten bayramda evde oturmadılar. Hı-hı. Onları gezdirdik ve dolayısıyla sosyalleştiler. O evdeki hallerini, o geçmişten gelen yorgunluklarını bıraktılar. Nefes almaya başladılar. 16 Kasım'a kadar da zaten sosyal olacaklar. Eski arkadaşlıklarıyla görüşecekler. Parasal konularda belki de evlerindeki bir şeyleri dönüştürecekler. Hı-hı. Farklı meslek, hobilere ilgi duyacaklar. Geçmişteki bazı ilişkilerini masaya yatıracaklar. Onları tekrar revize edecekler. Dikkat etmeleri gereken sadece bir 22 Temmuz var. O kadar. Başka bir şey yok. Onu da daha önce 22 Haziran'dan hatırlasınlar. Onları yaşamışlardı. Orada bir alınganlık yaşamışlardı. Genel itibariyle yengecin
Bu döngüde eğer bize 16 Kasım'a kadar bir yengecin raporunu yazılı hazırlıyor olsaydım, dikkat etmesi gereken tek şey burada yengeç erkeklerinin lütfen birazcık alınganlığınıza ve hassasınıza dikkat edin derdim. O da tabii ki yine 22 Temmuz'a vurgu yapardım. Yoksa yengece de zaten bu gökyüzü dokunmuyor. Çünkü onlar geçen sene çok yoruldular, çok zorlandılar. Tıpkı koç burçları gibi çok sağlık konularıyla uğraştılar, kırgınlıkla uğraştılar, ailede ikili ilişkilerle uğraştılar. 2023 hakikaten onları çok yormuştu. Ve dolayısıyla da 22 Temmuz'dan itibaren de zaten ben dışarı çıkacağım, ben bu sene daha çok dinleneceğim, daha çok yıllık iznimi kullanacağım, hayat aktığı gibi yaşasın demeyi, o kontrolcü taraflarını bu yılın yaz aylarına itibaren çok daha rahat edebilecekler, bırakabilecekler. Kimse bana yengeç burcu kontrolcü değil demesin, kontrolcüdür. Yengeç burcu kontrolünü vermediği gibi çalıştığı alandaki her şeyden de haberdardır. Aileyi de dengeleyen bir istihbarat ajanı gibi çalışır. Bunu da bilginize sunarım lütfen, izleyicilerimize Vay, söylerim. O kadar. Ama onların alınganlığı da yani. Çok büyük. Ay. Onlar bizim dünyadaki varlığımızda, insanlığın varlığında hassasiyeti, empatiyi, beni anlayı idrak etmemiz için varlar. Dolayısıyla Neptün artık balık burcunun son derecesinde, biz empati yoksunu bir yıl geçiriyoruz. Yani 2024'ün empatisi yok. O yüzden de yengeçler aslında bu sene çok alınganlık veya köşesine çekildiyse, özellikle de 22 Temmuz'a kadar çekilecekse de öyle bir gözden geçirsinler lütfen. Aslında dünyanın, bu temanın empatisi yok. Yani burada birbirimizi ilgiye boğuyoruz. Ah canımlarla. Ama yalan. Yalan. Ay evet ya. Bunu Neptün yapıyor. Gerçekten. Son derecelerinde. Onu çok fark ediyorum Zeynep. Bir yalan. İşte yengeç o yalana giremez. Yengecin işte o yüzden küsüye alınıyor. Hani bana yengeç erkekleri kızmasınlar ama ilgiyi çok seviyorlar. Biraz da çapkınlar. Yapacak bir şey yok. Ceyhun. Ceyhun yengeç. Boyun devrilsin Ceyhun. Yok, ben Ceyhun'a bir şey söylemedim. Ama genel itibariyle güzelden anlıyoruz mu diyorlar aslında. Güzel şeylerin hepsini seviyoruz diyorlar. Onun ben gözünü oyarım. Evet, tamam. Eşi editörümüz, onun gözünü oyarım ben. Ama yıl değiştiriyor haritayı. Bu kenel bilgi. Tamam, okey. Tamam, kurtaralım Ceyhun'u. Aslan'a geçeyim. Geçin ben Aslan'a geçeyim. Aslan'a gel, gel 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 Aslan'a gel. Şimdi bütün aslanlar bir saniyene 2008'lerine geri dönsünler. 2008'den 2023'ün Mart'ına kadar bir döngüden geçtiniz. Evet. Geri ileri, geri ileri, geri ileri bir döngüden geçtiniz. Özellikle de 2023'ün Mart'ından 2024'ün Ocağı'na kadar çok değişti kafa yapınız. Evet. Kesin. Ve dolayısıyla bu sene yeni bir inşaat çıkıyorsunuz hayatınıza. Yeni bir şey inşa ediyorsunuz. Evet. Aslında bu inşaat, bu yapılanmanız, ruhsal veya bakış açınız veya işte alım satımlarınız, yatırımlarınız, değerlendirme halleriniz bile 2025 Şubat'ta bitecek o inşaat. Yeni sizi 2025 Şubat'ta inşa edineceksiniz. Burada belki de evinizi, mahallenizi, çalışma şeklinizi, para kazanma halinizi, pazarlıklarınızı, taleplerinizi değiştireceksiniz. Ama 2025 Şubat'tan sonra 15 yıllık bir döngüye geçiyorsunuz. Yani geçtiğimiz 15 yıl bekar diyelim, önümüzdeki 15 yıl kesin evde olacak. Aslı, kesin. Tamam ama bir dakika, sen bana şeyi anlat. O kafa yapısıyla ben o 15 yılı nasıl geçireceğim? Çok iyi. Yani geçtiğimiz artık 2008 ile 2023'ü beğenmiyoruz ki zaten. 2008 ile 2023 arasında var ya, üstümden tır geçti. Tamam, onu ben biliyorum. Ha, bu arada ben Aslı'yla konuşmadım dışarıda. Biz direkt böyle koşarak geldik. Evet, o çok çekimden girdim. Girmiş. Hadi gel 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 dedim. Hemen girdik şey. Tamam, yani zor gitmeli gelmeli, zor bir süreçti. Şimdi artık o zorluk bitti mi? 2025 Şubat'a kadar uydu gibi yönünü, yörüngeni değiştiriyorsun. Tamam, yörüngemi değiştiriyorum. 2025 Şubat'ta ne oldu? Sonraki 15 yıllık döngüde daha önceki Aslı'yı hiç kullanmadan yeni Aslı'yla yeni kararlar alıyorsun. Ama burada mesela ben asla ev satmam diyorsan, ben evimi sattım, oraya değiştirdim, bunu geldim, bunu götürdüm diyeceğim. Bir 15 yıllık periyot, bu daha güzel bir periyot. Tamam. Biz o periyodunu beğenmiyoruz. Bütün aslanların beğenmiyoruz. Sadece aslının aslanı değil. Çünkü neden? Orada çok git gel yaşadılar. Yani iki doğru bir yanlışını götürdü hep. Hep fedakarlık yaptı. Biraz daha pasif agresif olmak zorunda kaldı. Alttan aldı iki, bir yıktı diye böyle tatlıca Aslı'nın önünde böyle minik minik günahlar da çıkarıyorum. Dolayısıyla bunu Aslı'na kim yapıyor peki? Ya Zeynep, hani bunu sorun bence astroloğa. Neden böyle olacak peki diye teknik bilgiyi de öğrenmemiz lazım artık. Çağ bilgi çağı.
Plüton yapıyor. Plüton sizin aslında güneşinizin, burcunuzun tam karşısına geçecek. Kova'ya yerleşecek ve 15 seneye yakın orada kalacak. Ve dolayısıyla da yeni modelinizden, yeni inşaatınızdan, yeni bakış açınızdan çok memnun kalacaksınız. Keşke bunu daha önce yapsaydım da diyeceksiniz. 2025 Şubat'tan sonra bütün aslanlardan mesaj bekliyorum lütfen. Ve gelelim başaklara. Bu kaygı küpleri ne olacak? Kaygı küpü, drama queen. Of! Çalışkanlığın şeyin altında, kisvesi altında kendini bitiren, kendini böyle yerlere atan, üzülen, darılan, gücenen, her şeyi gözünde büyüten. Şimdi diyecekler ki Başak'la ne derdin var demesinler. Hani bilenler biliyor benim Başak'la ne kadar hasbihal ettiğimi. Başak demek zodyakta hizmet etmek demek. Ve 2023'ün Mart'ından 2026'nın Nisan'ına kadar o Başak vericiliğini kapattı. Dükkan kapalı, vermiyor. Fedakar değil. Kardeşine de kendi işini çöz diyor. Yöneticisine de kendi işini çöz diyor. Çünkü onun tam karşısında bir Satürn oturuyor ve ona diyor ki sen artık biraz diyor bir bencil olabilir misin? Bir kendi alanına bakabilir misin? Diyor. O yüzden de biraz kaygılı geldi 2024'ün ta ki 15 Temmuz'una kadar gelecek zaten. Dolayısıyla da buradan yola çıktığımızda aslında Temmuz'dan sonra yani ta ki 25 Mart'a kadar bizim Başaklar yeni bir şeyler inşa edecek. İşte eğitimi mi? İlişkide kendini mi ihmal etti? Neyse bir şeylere inşa edecek. Aslında Aslan'la Başak birbirine yakın burçlar olduğu için inşaat aslında yandaki binada da devam ediyor gibi de düşünebilirsiniz. Ama onun biraz meselesi Satürn'den kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla Satürn karşıtından geçiyorlar. Bir tek dikkat etmeleri gereken 1-30 Ağustos tarihleri arasında burcunuzun üstüne, güneşinizin üstünde Merkür gelecek. Siz Merkürlüsünüz. Akıl tutulması yaşayabilir çevrenizdeki insanlar. Fedakarlık yapmalı mısınız gerçekten? Yoksa kaygınızla, korkudan mı yapıyorsunuz? Şimdi onu ayırırsanız Ağustos ayı boyunca hiçbir derdiniz yok. Ama biraz lükse gidecekler. Genelde lüks aslanın içiydi ama bu sefer başağa kaydı. Dolayısıyla bu sene gerçekten birçok başak para harcarken bulabiliriz. O böyle biliyorsunuz saatini çekip şöyle şöyle yapmaz. Dolayısıyla da saati, arabaydı, bütün enstrümanlardı. Biraz kendini şımartmak istiyor, o yaralarını kapatmak istiyor. Ki 2025 Mart'a kadar da böyle gidecek. Hatta ben bunu 16 Kasım 2024'e kadar da kitlememiş olduğumu buradan da uzun uzun dönüp dönüp bu videomuzu, yayınımızı izleyebilirler diyeyim. Ve geldim terazi burçlarına. Teraziler dengeleniyor. Teraziler savaşları çıkardı dünyada aslında. Putin terazidir. Ay yükseleni terazi. Terazi görünüşün. Yükselen zarafetimi, timizi, tipimizi, kilomuzu, stilimizi, cilt kalitemizi anlatır. Yükselen bu işe yarar. Hani tasarımımızı anlatır. Ama burcumuz terazi yaşam biçimimizi anlatır. Hı hı. Vitrindeki görünüşümüzü aslında insanlara ne aktarmak istediğimizi anlatır. Terazi empat bir burçtur. Empati yapar, kendini kaygılandırabilir, kreatiftir. Zaten sanat için vardır. Yönetici gezegeni odur. Fakat koç terazi tutulmalarından dolayı 2023 Ekim'den bu yana ben ne için uğraşıyorum demeye başladı. Şimdi senin yükselen terazisi senin de yükselen demek, görünüşün demekse, evin demekse, çevren demekse sen de geçtiğimiz Ekim'den bu yana bir şeyleri değiştirmiş olman lazım. Kilon falan da değişmiş olması lazım. Yok onlar değişmedi ama değişen, evet ben ne için ne yapıyorum oldu. Kesin. Ama önce görünüşe dokunduğunu, hı-hı, bütün yükselen terazilerde burada da dinlemiş oldu. Dolayısıyla da bizim 2025 Mart'a kadar koç terazi aksındaki tutulmalar devam ettiği için eğer bir terazi yükselenliyse kilo verebilecek. Eğer burcu bir terazi ise içi dengelenecek. Eğer ay burcu terazi ise yeni girdiği, bugünlerde hayatına aldığı kişiler iş için özellikle para kazanmak için, ortaklık yapısı için onların da doğru olmadığını fark edecek. Hı-hı. Onun o titizliğine ya da kaygısına ya da o denge arayışına yaramadığını fark edecek. Yaramadığını anlaması da 16 Kasım'dan sonrayı bulur muhakkak diyoruz. Teraziler sanatçı ruhludur. Kolay kırılabilir, küsebilir. Oldu bittiye getirmekten hoşlanmaz. O yüzden de en alıngan olacakları tarih belki de Kasım ayı olabilir. Kasım ayında lütfen terazileri kırıp dökmeyin diyoruz. Ve gelelim akrep burçlarına. Burcu ülkemizin de akrep. Toplumda akrep ısırıyor biliyorlar. İşte ikinci intikamcı biliyorlar. Halbuki burcu akrep olan intikam alması bizim ülkenin herkesten intikam alması gerekiyor. Öyle değil. Venüs akrep olan aslında kıskançtır. Venüs akrep olan erkek eşini GPS'le takip eder. Bak böyle iddialı konuşayım oradan dinlesinler. WhatsApp'ta bildirimle onu görüntülü görmeye çalışır. Venüs akrepte ise, hele de bir de retrosu falan varsa, Merkür retrosu akrepte, Venüs retrosu akrepte ise vay halimize. Normalde akrep biraz ataletli bir burçtur. Zamana yayarak halleder. En kötü yıllarını gerçekten geri bıraktı. Söz veriyorum onlara. Yani gerçekten inanın bana her gün yazıyorum zaten. 2021-2022 akrepler için gerçekten çok zordu.
kayıpları, travmaları, üzüntüleri çok arka arkaya geldi. Hakikaten onları hayat çok acıttı. Ama şimdi biraz daha dengeli gidecekler. Özellikle de Uranüs artık boğadaki etkisi yavaş yavaş azalıyor. Ve Temmuz'dan itibaren eğer bir takım ortaklıkları bitirmeyi düşünüyorlarsa 2008'den 2012'den gelen çok doğru zamandalar. 15 Temmuz'u direkt start alıp hayatı tekrar yeniden başlatabilirler. Bir girişimleri vardır, bir yapıları vardır, satmayı düşünüyorlardır, bölmeyi düşünüyorlardır, aile şirketleri vardır. Lütfen aklınızdan geçin, hayata geçirin sevgili akrepler diyorum. Ve yay burçlarına geldim. Yay burçları sırtında çantası da gezmez. Baskıya gelemez. Bağımsız bir zihne sahiptir. Jüpiter karşıtlığından geçiyor. Yayları bekar bırakmıyoruz, ikizleri bekar bırakmıyoruz. Yayların da eğer yalnızlıkla, işte sevgiyle, güvenle ilgili sorunları varsa özellikle ve özellikle böyle bir 22 Temmuz'dan sonra gökyüzü onların elinden tutmak istiyor. Hele ki Ağustos'ta kapısını geçmiş çalacak. Ben haklıymışım, ben demişim deyip o ateşi birazcık rahatlayacak. Çünkü yaylar da, koçlar da, aslanlara da biri haklısın demeli. Tabii tabii. Kesin. Kusura bakma ama senin burcuna bir şey demiş gibi olmayayım. Ama haklısın dememiz gerekiyor ateş burçları. Onlar haklıdır bir yerde ama çok hararetli geldikleri için biz insanlar bazen onları anlayamıyoruz. Dolayısıyla yaylar kendilerini haklı dedirtecekler. Aynı zamanda gönüllü birliktelik ilişkiler toparlanacak. Ama eğer evliler ve yıllardır evliliğin içinde çocuk büyütüyoruz, koptuk, koştuk, dağıldık. Biz birbirimize vakit ayıramadık, empatiyi unuttuk. Aslında birbirimizle bir şöyle bir love bombing yapmıyoruz, sevgiye boğmuyoruz diyorlarsa da dolayısıyla da 22 Temmuz'dan sonra aslında biraz o ilişkiler de toparlanacak. Ve oğlak burçlarına. Oğlaklar para saymıyor sevgili Aslı. Ona haksızlık yapıyorlar. Ondan sonra oğlaklar aslında herkesi düşünen bir burçtur. Ve şöyle alacaklı gibi durur. Lakin aslında içeride çok şeyi düşünür, çok şeyi toparlar. Ve insanların hayatında parasal yardımı vardır. Bakın dikkat edin. Tüm oğlaklar sadece finans yöneticiliği yapmaz. Ailesine, kardeşine, çevresine bir şekilde liderlik yapar. Bir yapı kurar ve o yapının içinde herkes de bir görev alır. Eğer oğlak burcuysanız ve 84'ten sonra dünyaya geldiyseniz ve iş kurmayı düşünüyorsanız bu koşan dünyaya hiçbirimiz yetişemeyiz. Ve hepimiz birbirimizin üstüne basıyoruz. O çok belli ama iş kurun diyorum sevgili oğlaklara. Ve bunu da size 16 Kasım, bunu zaten direkt önünüze koyacak. Bir takım ortaklık teklifleri gelebilir. Eğer bir takım kreatif projeleriniz varsa bunları yapmak istiyorsanız mutlaka 2 Eylül 16 Kasım tarihleri arasında iyi gözlemleyin. Hayatınızın gerçekten ilginç bir dönemi olabilir. Bu sizin de sevgili oğlaklar 15 yılınıza dokunabilir. İçinizdeki merhameti kendinize uygulamalısınız. Öz şefkatiniz eksik. Bunu da 2 Eylül 16 Kasım tarihleri arasında Plüton, yani burcunuzda hareket eden bir o tarafa bu tarafa gelirken aslında onlar için de bir 15 yıllık döngüyü başlatmak istiyor. Ve gelelim kova burçlarına. Bu arada benim ay burcum oğlak. Ay burcu oğlak olanlardan olacak. İşte senin yine aynı. Şimdi 2008-2023 arasında aslında kalbine oturdu. Sen herkesi aslında gönlünde çekmişsin. Ay burcu oğlak olanları bizim gündelik hayatta toplum anlamaz. Çünkü ay oğlakta rahat edemez. O zaman sana 22 Haziran'daki dolunay iyi gelmiştir. 22 Temmuz'daki dolunay da iyi gelecektir. Ay oğlakta rahat etmez. Ay oğlaktaki dolunaylar topluma yaramaz ama ayı oğlak olanlara iyi gelir. Aslında 2008-2023 arasında ayının üstündeki Plüton senin yüreğini yordu. İşte o folklor oradan geliyor. İki ileri bir geri, iki doğru bir yanlışı götürdü diye. Ama aslan olduğun için içindeki oğlan o fedakarlığını topluma göstermedin. Hep dik durdun. Empati yaptın, hani kin gütmedin ama oğlak unutmaz da yapılanı, kalbin oğlak. Şimdi ay burcu kalptir. Ayını bilen kalbinin kıblesini bilir derim. Anladım. Empati yapıp yapamadığını aydan anlarız derim. O yüzden de dolunayda doğduğumuzu bilip bilmememiz çok önemli. İşte senin de 2 Eylül 16 Kasım tarihleri arasında önüne konan bütün prosedür, evrakları iyi gözden geçirmen lazım. Hadi bakalım ay burcu ne olaksa burayı da hazır sende ve diğer ay burcu oğlaklarda çözmüş olduk. Çünkü orada Plüton geri gidip geri geliyor. Yani 2008'in 2023'e kadar ne öğrendiyse hiç, bizim izleyicilerimizde de var bu. Hayır, ay burcu oğlak olabilir, burcu oğlak olabilir. Ne öğrendiyseniz 2 Eylül 16 Kasım tarihleri arasındaki o kısacık döngüde size diyor ki geçmişte de öğrendiklerini kendine vicdan azabı çekerek ya da öz şefkat göstererek yapabilecek misin? Hayır diyebilecek misin diyor. Yine mi evet diyeceksin diyor. Onunla hayır demeyi çözün. Herkese, ay burcu oğlak olana, ay burcu yengeç olana, burcu oğlak veya yengeç olana herkese söylemiş olayım.
çözün. Hayır demek kaybetmek demek değildir. Hayır demek aslında geleceği daha büyük evetlerini kazanmak demektir. Kova burcu, kova çağını yaşıyoruz. Hepimiz bireyselleşeceğiz. Hepimiz yazışarak, işte fotoğraflarla anlaşmak isteyeceğiz. Konuşmadığımız, gözlemlediğimiz, izlediğimiz bu yapay zeka dediğimiz döngünün adı kova çağı aslında. Kovanın o pat pat konuşmaları, iletişim bozuklukları, yani en son söyleyince en başta söylemeleri kovadan geliyor. O yüzden de kovaları seven sever, sevmeyen sevmez gibi bir durum var. Kova erkekleri çapkın yaptılar. Halbuki yengeç erkekler onlardan daha çapkın. Ben niye adı çıktı anlamadım. 20 yıldır astroloğum, orayı kurtaramadım. O yüzden de sevgili kovalar aslında yazı sakin, dingin geçirecekler. Eğer bir şeyler bozulduysa, örneğin yazarsınız, bir sözleşmeniz iptal edildi. Ya da yayın eviniz kapandı. Ya da bir projeniz var, o durduruldu. Ya da yurt dışı ile ilgili bir başvurularınız var, vize işleriniz var, beklemeye geçti. Hiç kaygılanmayın. 2025 Şubat'tan sonra en çok sizin hayatınız yürüyüp gidecek. Ve dünya sizin hızınıza eşlik edecek. Çünkü neden? Sizin gibi bireysel hareket edecek herkes. Çünkü bireyselliği inşa ediyor 2026'dan sonraki dünya. Ve kova içinde aslında sakin bir yaz. Biraz da sorguladığı bir yaz. Tabii ki kovaları, eğer uzun soluklu bir ilişkiniz varsa, yani 2012'den sonra evlendiyseniz, evliliği yargılamalı mısınız gerçekten? Çok mu bireyselsiniz? Çok mu alanınıza kimseyi sokmuyorsunuz? Hani bak burada oğlağı kurtardık, o kadar fedakar yapmayın, etmeyin dedik de kovaya da biraz fedakarlık yapsak mı acaba? Özellikle evliliklerindeki sorunları olan kovalara dedik. Ve kova burçlarının 2025 Şubat'a kadar yıkarak hayatı inşa edilmesi, hani o oğlağa diyoruz ki yık artık. Kovaya da diyoruz ki yıkma artık. Hı hı. Çünkü o zaten çok bireysel. Ve balığa geliyoruz. Şimdi balıkları 2012-2026 arasında dünyada ne olursa olsun, oldu zaten, her şey oldu. Kasırgalar çıktı, yıkımlar oldu. Her şey oldu baktığında 2012'den bu yana. Balığa bir şey olmadı. Hep bir viraj aldı. Herkes de balığa böyle baktı, niye bu böyle ayakta kaldı diye. Onun yönetici gezegeni Neptün hep orada, balıkta onları korudu. Fakat artık Satürn var işin içinde ve bir sinsi yıl diye 2024'ü anlamlandırmamın sebebi sularla ilgili, balıkların sağlığıyla ilgili, artık onların o yönetimi veriyorlar. Balıklar artık diyor ki ben diyor o baskın yönetimi vermeyen tarafımda, o konsantrasyonu bozmayan tarafımda artık yeni bir işbirliğine açığım diyor. Çocuğunuz balık olabilir, ergen olabilir. Ortağınız balık olabilir. Hayatta nerede çalıştığınız şirket bile balık olabilir. Hayatta kim nerede balık burcuysa onun aslında özellikle 22 Haziran'da başladı. Orası başladı. Ta ki 22 Haziran'dan 16 Kasım'a kadar da balıklar o liderlik, o gizli cavs hali, o ısıran hali olmayacak. Artık esneyecek, paylaşacak. Yani o liderlik vasıflarını birazcık verecek. Eğer balık burcu birisiyle evliyseniz size bakarız demeyecek bu yaz. Bakarız mı der onlar? Hep bakarız der. Bakarız ama bakmaz. O bakmıyor. Dolayısıyla da aslında sakinliği, efendiliği dinleyen tarafı yüzünden balıkları biz hep duygusal gibi yorumlarız. Ama bu balık bakarızla aslında bize istediğini yaptırıp asimile eden burçtur. Özellikle son 2012'den bu yana. Şimdi Satürn balıkta sulara, vücutlarındaki özellikle itabik sorunlar varsa... Tiroid de olabilir. Bu, ben sağlıkçı değilim. Sadece buradan küçük bir data veriyorum onlara. Eğer böyle konularınız varsa lütfen balıklar sağlığınızı bu yaz ihmal etmeyin. Ama diyorsanız ki ben kontrolü asla vermem. Miraslık, hukuksal konularda. Bakarız, ben de bakarız diyeyim onlara o zaman. Nasıl? Çünkü biz 16 Kasım'dan sonra balığın bakmadığını, bırakıp gittiğine tanıklık edeceğiz. Tabii. Her yerden mi? Her yerden. O en büyük koltuklardan bile. Balıklar gidecek. Tabii. Balıklar kolay kolay o alanını bırakmaz. Su çünkü. Sence suyu döktüğümüzde ne yapar? Kendi yatağını oluşturur ya. Balık da en son burç olarak yatağını oluşturuyor. Biraz Neptün'ün son dereceleri demek. Biraz empatimiz yok. Birbirimize ilgiye boğan halimiz var. Biraz halüsinasyon görüyoruz bu yıl. Aslında bu özellikle 22 Temmuz'a kadar da görmeye de devam edeceğiz aslında minik minik de. Hadi 15 Haziran'da kesildi bunun önü diyorum. Çünkü dünyanın aslında kolektifte savaşa gitmek istemediğini anlayacağız. Toplumların verdiği tepkileri de yine Neptün'ye ne olduğunu anlayacağız. İşte ya kova kazanacak ya balık kazanacak. Kova diyecek ki bireysel asılır, bireysel olacak. Toplumlar, o yüzden herkes bireysel, ülkeler kendi içine dönmek isteyecek.
kendi bireysel kültürlerine odaklanmak isteyecek. Burada kova hali var. Ama balık halindeyse de bırakıp gitme hali var. Şimdi bireyselliği bırakıp gidenlerle anlamlandıracağız biz 2025'in başında. O zaman ben bu bölümü keser kendi sosyal medyamda kullanırım tamam, der. Tamam aynen böyle koy aynen. Çat diye çat böyle. Diye koyacağım. Çünkü biz bir değişim sürecinin içinden geçiyoruz. Yani sadece aslanlar değişmiyor. Şey gibi düşün. Matruşka gibi kat kat içindeyiz. 7 kat var içeride. Senin için değişiyor. Sen önce başladın Ekim'le değişime. İşte Oğlak Ocak'ta başladı. İkizler Haziran'da başladı. Ama dünya değişimi 2020 Mart'ta başladı. Mavi gezegenimiz, bu 7 milyara yakın yaşında olan gezegenimiz mi artık 5 milyar mı? O da bence tartışmalı bir konu. 10 milyara yakın sırtında insanı bence 2020 Mart'tan bu yana, Satürn Kova'ya geçtiğinden bu yana sırtında hafif sallıyor. Diyor ki ben varım diyor. Ya benim varlığımı yaşatacaksınız ya da ben sizin varlığınızda başka bir şey hatırlatacağım diyor. Size başka öğretiler yapacağım diyor. Biz aslında bireyselliğimizi korurken bir anda da mavi gezegenin kolektifliğini ya da sınırların, savaşların, ülkelerin, doğruların, liderlerin bakış açılarının içinde mücadele ediyoruz. İşte buna da bence 7 katma diyelim. Peki Türkiye yine bekliyor ikinci yarıda? Ağustos hareketli bireysellikten bahsettik ve dolayısıyla da bireysel giden bir yılın ittifak götürmesi mümkün değil. Haklı olarak yani ben şimdi burada siyasi bir figür değilim ama astrolojik olarak kaleme alacak olursanız başından itibaren bireyselliği anlamlandırdık. Dolayısıyla ittifakları bırakmaz. Yani ittifakları değiştireceğine dair hiç şüphemiz yok. Politikamızı değiştireceğimize dair hiç şüphemiz yok. Dolayısıyla politikamızda ne var? İşte belki de bizim komşularımızla ilişkimiz değişecek. Çünkü dışarıda gerginlik var ve bütün komşularımızda var. Rusya-Ukrayna Savaşı ikinci yarıda bitmez. Ama İsrail-Filistin ateşkese geçer ve dolayısıyla da burada yeni bir yapılanma var. Biz bir pakta gireceğiz, paklara gireceğiz. Bu BRICS paktı olabilir, paklara dahil olacağız. Dolayısıyla da biz aslında ülke olarak yönümüzü biraz, yörüngemizi hafif değiştireceğiz. Bireysel hareket edeceğiz. Kafasına koyduğunu yapan yine Türkiye Cumhuriyeti olacağız. Ama şu gün gündemde konuşulan o ittifaklar iç politikadaki değişir. İşte örneğin işte... 9 Kasım 1982 Anayasası'nda değişiklik olur mu? Olmayabilir. Çünkü onun da bir haritası var nihayetinde. Bence bunlar Türkiye'nin bence önümüzdeki 6 ayını çok ciddi belirleyici unsurlar. Ne dersin? Peki ekonomik anlamda yani enflasyon baskıları, kur ne görüyoruz? Daha mı zorlu bir dönem bekliyor? Şimdi ben 2023'ün özellikle aralığında Merkür retrosu, işte o retro bu retro diye işte yılın yarısına kadar ben doları veya işte ekonomi hiçbir şekilde sevimsiz yıldı zaten. Böyle başlasaydım yılı herkes üzerdim. Ben de yılı böyle yarıldıktan sonra aslında biliyorsun gemiye arkadan biniyorum. Biz Ağustos'un ikinci yarısında yani 15 Ağustos'tan sonra bu Merkür'ün Başak Burcu'nda bizim Türkiye'nin ay düğümlerinde ilişkili olacağı için biz mutlaka ekonomide özellikle para, bu dolardır, onstur biraz burada fırlamalar olacak çok belli. Çünkü biz yörüngemizi değiştireceğiz. Bizim içerideki iç siyasette yapılanmalar, iletişimler, hikaye değişecek. Dolayısıyla da bu değişiklikler, içerideki politikamız, dışarıdaki tavırlarımız bizim 15 Ağustos'tan sonra bugün baskı altında mı kur, dolar kur onu göreceğiz. Bir önce onun geri bildirimini okuyacağız. Dolayısıyla da bunu da işte 15 Ağustos'tan ta ki 28 Ekim'e kadar görürüz diyorum. Dolayısıyla burası biraz işte sinsi bir yıl olduğu için orada yine yukarı gitme gibi bir durumu var. Altın çağını yaşıyor. Bunlar yatırım danışmanlığı değildir. Ama günün sonunda Akdeniz'e yarın öbür gün benim öngördüğüm gibi bir gerginlik, bir savaş yani savaşa Mısır da girse, Lübnan'a da taşsa işte o zaman hadi gelin dolarla nasıl uğraşacağız? Doğru. Tabii. Gibi kaleme aldığımı, her gün yazdığımı, dersimi çok çalışmaktan arkadaşlarımın evlendiğinin bile farkında olmadığımı lütfen bilelim. Tamam peki ama yine de yatırımlarımıza dikkat edelim. Bu arada bütün bunları söylüyorsun ya Ağustos'ta işte. Fiyatları düşer mesela örneğin. Ben de onu bekliyorum. Sonbahar gibi, Eylül gibi bekliyorum onu. Ama çok büyük bir düşüş değil. Araba hiçbir fiyatları... zaman hiçbir şey çok düşmez artık. Düşmez yani artık enflasyonist aynen. Ülkelerde hiçbir şeyin geriye doğru hareketi çok büyük olmaz. Buna kur da dahil.
Kesinlikle. Hiç biz bu 100 yıllık cumhuriyette gördük mü? Yani fırlayan doların geri gittiğini gördük. Düşer mi? Düşmez. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. Hı hı. Biz ikinci, yani yıl bitmeden ikinci asgari zamı da görürüz. Arada bir yerde bir zam yapılır. Yani Ağustos'ta, Eylül'de artık bu ortaya çıkmak zorunda kalacak. Çünkü orada dediğin gibi eğer benim Merkür Retrom Türkiye'nin ay düğümlerinde geri giderken dünyada da özellikle Akdeniz'de bir gerginliği ve bizim de BRICS'e girişimiz yani işte Pasifik'te başka bir paktın içinde dahil olursak tabii yani Amerika bizi kazanmak için başka bir alttan alır ama arkadan da minik ısırmak isteyecektir muhakkak. Üretime yatırım yapacağız ama bizim üretime veya toprağa ya da yatırım yapmamız ve ortaya çıkması 2025'in yine Şubat'ını bulur. Yani bizim bu yılımız sinsi yıl olsun, ekonomik anlamda da geri gitmeyiz. Bazı fiyat politikaları değişebilir, yani gevşeyebilir arabada, evde örneğin. Ama bana derseniz ki dolar çok düşecek. Benim astroloji dünyamda yok. Ben bir ara o kadar hani şeydim ki böyle hafif de tatlı bir gaza gelme halim var. Merkez Bankası'yla yarışıyordum yazmakta. Ondan önce ben açıklama yapıyordum. En azından bir ara ciddi ciddi hani uzun iki yıl aralıksız Merkez Bankası'nın haritasını çalışmış birisi olarak %90 orada yanılgı payım yok. Bence iyi bir oran. O yüzden de Ağustos'u da yaşayıp göreceğiz diyelim. Ağustos'tan ta ki 28 Ekim'e kadar. Toprağı nereden getirdin? Benim bahçemden, ofisin bahçesinden. Yani semt olarak? Fener Yolu. Fener Yolu toprağı, tamam, onu da şimdi dökeriz. Bir şey soracaktım bir dakika, ekonomiyle ilgili yine. Sen dedin ya bazı değişimler olacak, hani üretim anlayışı dedin. Oradaki üretim anlayışı bayağı fabrikalar, tarım gibi üretim anlayışına mı dönülüyor Şubat'ta? 2025'in Şubat'ında tamamen öncelikle toprak. Bizim çünkü artık Uranüs'ün... Ekip biçmek. Evet, ekip biçmek. Yani biz bu kadar sebze yemeyen toplum olmayacağız. Sebze üreten, sebzeni çok rahat ulaşabilen, bu fiyatları almayan, halin, pazarın, insanın, son kullanıcının kavga etmediği günleri de yaşayacağız. Ama 2025 Şubat'ta başlayacak tarım. Daha sonrası zaten sosyal devlet anlayışı yaygınlığı başlayacak 2025 Şubat'tan itibaren ve 2026'nın ocağına kadar da fabrikalar, üretim alanları, biraz teknoloji, biraz gençler, kadınlar 2025'in sonunda artık üretim bandında özellikle fabrikalarımız geri bunlar dönecek. Çok güzel haberler bu arada. Ama zamana ihtiyacımız var ve sabra. Tamam ama bir yıldan, kesinlikle, bir buçuk yıldan kesinlikle bahsediyorsun. Yani bu bizim yıllardır söylediğimiz eğitimi fabrikaların... Eğitimi parayla satmayacak Türkiye. Bak bu çok önemli. İkinci sosyal devlet anlayışı diyorsun Şubat'tan sonra. Üçüncüsü tekrar toprakta sebze meyve üretimi diyorsun. Dördüncüsü fabrikalar kurulacak, çarklar dönecek. Üretime katkı diyorsun. Bu istihdam demektir. İşsizlik oranının azalması demektir. Bunlar zaten bu ülkenin yapmak zorunda olduğu ve başka çaresinin olmadığı üretim anlayışı. Çünkü 2008'den bu yana geri gitti. Plüton'un Türkiye'nin 7. evine baskı kurdu. Ben astroloğum, benim sorumlu olduğum yer belli. Plüton 2008'de Türkiye'nin Cumhuriyet'in haritasında 7. evine oturdu. Ve hep orada kısa kısa geriliğe sadece ve sadece iletişim bazlı gitti. Ve konuşarak gitti. Hatta halk konuşmaya başladı. Yurttaş gazetecilik son yıllarda arttı hatta. Ve dolayısıyla da artık Plüton Oğlak'tan çıktıktan sonra Türkiye'nin haritasındaki 7. ev, yani iç meselelerimiz üretime geçecek. Ve en önemlisi ise Türkiye'nin haritasında burcu akreptir. Ay burcu ikizlerdir. Yükseleni yengeçtir. Dolayısıyla buradan baktığında, bütün bu çerçevede, bütün anlattıklarımdan baktığında bizim 2025 Şubat'tan itibaren 2008'den bu yana gerilediğimiz ya da tıkandığımız üretim özelliğinde bunlar bitecek. Burcu. Ama özellikle 2025 Şubat diye de buraya net bir şekilde bırakmak isterim. Ha dışarıda tabii ki 3. Dünya Savaşı'nın bölgeleri başlayacak. Ben Çin, Tayvan'ı zaten işgal edecek diyen ilk insanım gibi bir şey astroloji dünyamda. Dolayısıyla Pasifik'teki savaş, Akdeniz'deki savaş, sınırların değişmesi, Suriye'nin bölünmesi, İran başka bir yönetim pozisyonuna geçmesi, dünyada yapılar değişecek. Ama bizim hikayemiz de geri gitmeyecek artık. Onu en azından astroloji dünyasından söyleyebilirim. Bence verdiğin en güzel haber buydu. Bütün burçlardan kesinlikle dış, yani kesinlikle burçların dışında. Oraya seni ben bir alayım mı? Tabii ki de. Burada toprağın da diğer topraklarımıza karıştıralım. Madem 2025 Şubat'tan itibaren toprağın önemi ekip biçme anlamında daha da artıyor.
Belki sınırlar da artık yer değiştirecek. Ya benim ülkenin sınırları için güvenlik adına evet, döktüm güven. Olsun. Ay sen, evet evet çevreleyip. Evet çevreleyip. Ne de olsa benim günlük hayatımda elementle uğraşıyorum. Toprak elementiyle uğraşıyorum. Ve en değerli topraklarda doğmuş bir yurtsever olarak çerçeveledim, vakit yaptım. Bak suyumuz da burada. Gördün mü su elementimiz. Aslında su gibi şeffaf olmak. Evet. Yani havamız orada. Dört elementin var aslında. Elementim var. Ben evet, de evet. Biz bu yıl öyle yaptık biraz her yere. Evet ben de sürdüm bak buraya kimler geldi bilmiyorum ama onların bereketini alayım diye. Toprak kadar verimli, su gibi aziz, hava gibi akıcı olalım inşallah. Olalım ya. Ateş gibi de böyle cevval olalım böyle bir. O cevvaliz zaten. Cevval olalım. O zaten evet. Cevvaliz. O zaman görüşürüz inşallah. Görüşürüz.